Hoş geldiniz. En çok istenilen videoyla geliyorum bugün. Nasıl saçımı uzatabilirim? En çok sorulan soru. Saçım çok dökülüyor. Ne yapmalıyım? Ya da saçım gürleştirmek için ne yapmalıyım? İşte saçım çok şanssız. Ne yapmalıyım? İşte saçım çok kuru. Ne yapmam lazım? Yani bu soruların hepsini beraber cevaplayacağız. Hepsine iyi gelen yağlar bunlar. Bugün birlikte yapacağız. Hadi başlayalım. Karışımımızda ne mi var? Zeytinyağı. Tabii ki olmazsa olmazı. Jojoba yağı. Hindistan cevizi yağı. Argan yağı. Badem yağı. Hint yağı. Ve jojoba yağı. Bu has. Sade olarak. Bilhassa uzamasına iyi gelecek yağımız Hint yağı. Yani bu Hint yağını kaş, kirpik, sakal, saç. Yani uzatmak istediğiniz yere sürüp uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Badem yağı, argan yağı ve Hindistan cevizi yağı bu saç dökülmesine çok iyi gelecek karışım. Ve saç dökülmesine daha iyi gelecek yağlardan bir tanesi. O bende yok şu an, lavanta yağı. Hani lavanta yağı da ekleyip çok iyi gelen bir karışımdır saç dökülmesine. Gerisi zaten genel olarak her şeye iyi geliyor. Bu uygulamayı ne kadar sürede yapmalıyız? Ben bu karışımı ayda bir uyguluyorum. Bazen daha fazla. Saç durumuma göre değişiyor. Ama siz çabuk etki istiyorsanız 3 haftada bir yapabilirsiniz. Bu yağları nereden bulabilirim? Markası önemli değil. Siz hangisini buluyorsanız onlar da tabii ki işe yarıyordur. Yani sonuçta işe yarayan markası değil kendisi. Göz kararı koyacağım ben alışık olduğumdan. Ama siz saç uzunluğunuza göre, kalınlığına göre 2 yemek kaşığı falan kadar koyabilirsiniz her birinden. Ben daha fazla olacak. Mesela bu bir yemek. 2. Şimdilik yeter. Yani şöyle. Hindistan cevizi yağı. Badem yağı. Argan yağı. Badem yağı. Hint yağı. Jojoba yağı. Karıştırıyoruz. İlk başta saç diplerinden başlayarak saç diplerini iyice sürün. Uzunluğunu aynı şekilde. Bu uygulamayı yapmak için saçlarınızı özellikle önceden yıkamayın. Yani saçlarınız kirliyken de yapabilirsiniz. Daha iyi hatta. Saçlarınızı mümkün oldukça az yıkamaya çalışın. Yani her gün yıkamak iyi değil. Yani bu 2 günde bir yapabiliyorsanız 3 günde bir yıkamanızı tavsiye ediyorum. Olsa saçın kendi salgıladığı yağa ihtiyacı var. Bunu yıkayarak her gün önlüyoruz. Düştüse kalkarız daha ölmedik ya. Sürerken de bilgiler vereyim. Mesela yağlı saçlar fazla saç dipleriyle. Mesela masaj şeklini yapmayın. Bunu daha çok kuru saçlara tavsiye ediyoruz. Çünkü daha çok yağ salgıladığı için yağlı saçlar fazla sahip oluyor o yağlara. Yani mesela şampuan zamanında çok fazla yağlı saçlar saçlarının saç dipleriyle oynamasın. Bunu daha çok kuru saçlar yapsın mesela ben. Benim saçlarım aşırı kuru. Kepek için de mesela çok kepeğim oluyor. Ne önerirsin diye sorarsanız yani çok sıkça değil de şampuan değiştirmeye bakın. Aynı şampuanla kalmayın. Aynı şampuan kullanmak kepek yapıyor. Yani saç tipine göre 2 şampuan yapıyorsan yıkamalı 2 ayrı şampuan tavsiye ederim. Mesela biri kepeğe karşı olabilir, biri de saç özellikleri neyse ona karşı alabilirsin. Bunları sürdük, gördüğünüz gibi bitti. Şimdi küçük böyle masaj şeklinde İyice yiyoruz yani böyle. Karıştır. Sürdükten sonra bu şekilde topluyoruz. Streç film alıyoruz. Bu şekilde döndü. Kadınlar biz ne kılıktan kılığa giriyoruz ya. Vallahi bak böyle sıcak kalması daha da hızlandırıyor ve daha etkili oluyor. İsterseniz bu karışımı akşam yapıp streçleyin kafanızı, sabaha kadar karışım dursun. Daha da etkili oluyor. Ama böyle yok ben uyuyamam işte olmaz diyorsanız en az 1-2 saat bu uygulama, bu karışım kafanızda kalması lazım. En az 2 saat.
Dursun, zarar yok. Temizliğinizi yapın mesela. Günlük işinizi yapın. Sonradan yıkayabilirsiniz. Nasıl yıkayacağınızı da söyleyeyim. Aslında yapacağınız özel bir şey yok. Saçlarınızı normal şampuanınızla yıkayın. Dediğim gibi iki şampuan, farklı şampuan kullanmayı bakın. Aynı şampuanı tekrar tekrar kullanmayın. Ilık suyla, çok sıcak değil, çok da soğuk değil, ılık suyla güzelce yıkayın. Varsa şampuan sonrası veya maske de kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlar da daha da güzelleştirir. Diyecek bir şeyim var mıydı diye düşünüyorum. Yok, o zaman yıkadıktan sonra tekrardan buluşuyoruz. Ve yıkadıktan sonra bu kadar mı yumuşar? Gerçekten arada böyle bakımı yapmayı unutmayın. Çok iç, inanın saçlara o kadar iyi geliyor ki. Yani bu yağların içine mesela limon, bal, yumurta sarısı, bunları bile katabiliriz. Bunlar bile saçlara çok iyi gelen şeyler. Vallahi böyle bile o kadar rahatladı ki, böyle yumuşmuş oldu. Şampuanlarımı da göstermek istedim. Yani şu şampuan gerçekten yeni başladım. O kadar güzel ki ve çok güzel kokuyor. Dediğim gibi Hindistan ceviz hep aynı zaten. Hindistan cevizi, jojoba genelde kullandıklarım. Mesela kepek olduğu zaman mesela clear ya da head and shoulders karışımı kullanıyorum. Bir kez bununla yıkıyorsam ikinci şampuanımı bununla yıkıyorum. Hani sürekli değiştirmeye çalışıyorum. Tek şampuan kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Hindistan cevizi bu yağlardan tekrar ıslakken koyuyorum. Benim saçlarım aşırı kuru olduğundan yapıyorum. Bunu siz saçlarınız çok kuru değilse yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi şekillendirelim, tekrar buluşalım. Oldu mu? Böyle. Güzel mi? Tamam, süper. Kuruladık, şekillendirdik saçlarımızı. Nasıl gözüküyor? Gerçekten. Yüz sürmüş acık. Uygulamayı ayda bir yaparsanız çok iyi olur. Daha çok çabuk etki etmesini istiyorsanız 3 haftada bir yapabilirsiniz. Değinmediğim konu varsa, aklınızda kalan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Denedikten sonra yorum yazmayı unutmayın. Oldu veya olmadı. Sizin de geri dönüşlerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı saçlarla kalın. Kendinize iyi bakın.